Şöyle başlamak lazım, ee, yani Ankara'da e, tabiri caizse, ben kelimeleri de dikkatli seçerek konuşmak istiyorum gerçekten de çünkü e, ne yazık ki iktidara yakın medyada söylenenler belki Rütük tarafından cezasız kalınabiliyor ama bizim burada söyleyeceğimiz tek bir söz bile herhangi bir soruşturmanın rütük tarafından konusu olabiliyor. O yüzden dikkatlice aktarayım. E, i̇şin özü şu Can Bey birileri ya da bir grup hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hem de Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in aslında görevden alınmasını istiyor. Hmm. Ve hatta yaklaşık iki gün önce duyduğumuz o ki bu Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamındaki gizli tanık skandalı nedeniyle Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'ten ...emekliliğe ayrılması istenmiş. Yani emekli dilekçesini verip emekliliğe ayrılması istenmiş. Fakat Engin Dinç bu emekliliğe ayrılma dilekçesini vermedi... ...ve şu an itibariyle de görevine devam ediyor. Aslında tartışmaların da bu iki isim var. Yani Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürü... ...ve onu göreve getirdiği için hedefe konulan... ...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bulunuyor. Deniliyor ki eğer Engin Dinç'in e, uhtesi altında... Ki e, polis amirleri bu tarz işlemleri yapıyorlarsa bundan birinci derecede sorumlu olan kişi emniyet müdürüdür. E, ve o emniyet müdürünü göreve getiren kişi de hali hazırda e, İçişleri Bakanı olduğu için bu iki ismin görevden uzaklaştırılması gerekir. Kim istiyor? Aslında hem AK Parti içerisindeki bir bölüm istiyor bunu. E, sertleşmeye de yakın olan bir bölüm istiyor. Hem de milliyetçi cepheden. Ee, MHP'den de isteyenler var, İyi Parti içerisinden de hatta bu görüşleri paylaştığını bildiğimiz isimler söz konusu. Yani Engin için görevden alınmasını istiyorlar. Fakat bir yandan da e, şimdi iktidar medyasında çok dikkat çekici iddialar dile getiriliyor. Bu iddialar artık bambaşka boyutlara geçmiş durumda. İşte e, şu an Meclis Bakanı eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yine eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınları. Sadık Soylu gibi isimler bazı gazetelerin Ankara temsilcileri bazı gazetecilerin bazı iş insanlarının telefonlarının yine Ankara Emniyeti tarafından İstihbarat Şube tarafından dinlendiği iddia ediliyor ve bu bambaşka bir boyutlara e, geliyor üstüne üstlük bir de gizli tanık gizli tanık ifadesinin e, bir yerde iç dahiline bakanları, mevcut bakanları, mevcut e, hala iktidar kadrolarında yer alan isimlerin dahil edildiğini ve bunun yine Ankara Emniyetindeki bazı polis ve polis amirleri tarafından yapıldığı söyleniyor. Bu sebeple de e, bu tüm bu isimlerin görevden alınması isteniyor. Ve işin tuhaf tarafı şu ki e, Gizli tanığın, söz konusu gizli tanığın da Dubai'ye kaçtığı iddia ediliyor. Yani daha önce başka kent ülkelerde olduğu düşünülürken şimdi Dubai'de olduğu söyleniyor. Hatta Ayhan Bora Kaplan'ın eski avukatının da yine Dubai'de olduğu ve Dubai'ye kaçtığı söyleniyor. İşin özü şu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli diyor ki bu soruşturma üzerinden aslında bir 17-25 Aralık benzeri bir süreç işletilmektedir. Ee, bunu Bunun içine bu soruşturmanın içine e, bir yerde bakanlar, meclis başkanı hatta e, çok sayıda e, bürokrat yerleştirilerek, çok sayıda gazeteci yerleştirilerek iş bir darbe girişimine götürülmektedir diyor e, MHP lideri. E, Ali Yerlikaya diyor ki eğer bunu yapanlar varsa biz zaten bunun hesabını sorarız. Fakat burada da şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi 3 polis amiri. E, görevden uzaklaştırıldı. Evet. Ve görevden uzaklaştırıldıktan bir hafta sonra evlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Niye böyle bir süre bir verildi? Bu, tabii işte zaten en büyük tartışmalardan biri de bu. Yani bu itirazı dile getirenler diyorlar ki yani neden bu kadar süre tanıdınız? Ha, tamam makamda gözaltı yapmak istemiyorsunuz. E, bu hani e, belki geçmişi hatırlatacak görüntülerdir. Bu yüzden makamda gözaltı yapmak istemiyorsunuz. Anlıyorum. Fakat bir hafta süre tanıdığınız zaman aradığınız delili bulamazsınız. Neden bu süreyi verdiniz? Kim bu süreyi verdi? Diyerek aslında başka bir imada bulunuyorlar. Bu yapının benzerinin uzantısının yargıda olduğu imasında da bulunuyorlar. Yani Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman ee, Bahçeli'nin dediği nokta şu. Biz yargı ve emniyet bürokrasisi içerisinden bir grubun e, 17-25 Aralık benzeri darbe olarak da nitelendirebilecekleri bir süreçle karşı karşıyayız diyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise diyor ki eğer varsa bunlar ki var olanları tespit ettik soruşturuyoruz. Mülkiye müfettişi görevlendirdik bunlar üzerine gitmeye devam edecekler ve bunun üzerine gideceğiz diyor. Fakat dikkat ettiyseniz ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya darbe söylemini kullanmıyorlar. Fakat burada e, tuhaf olan nokta şu iktidar medyası iktidara yakın medya. ...çekinmeden darbe söylemini kullanabiliyor. Hatta ben dün akşam bununla ilgili bir tweet attım. Çünkü görüştüğüm iktidara yakın gazetecilerde... Aha. ...görüştüğüm iktidar mensuplarının bir bölümü de... ...bu süreci bir darbe girişimi olarak nitelendiriyorlar. Yani 17-25 aralığa benzeterek... E, ...bir yerde bürokratik vesayet... ...az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı tabiri söyleyecek olursak... ...üzerlerinde kurulmak istendiğini söylüyorlar. Ve işin daha ilginç tarafı ise şu... Nasıl ki MHP içerisinden Engin Dinç'in Aha. hatta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınmasını isteyenler varsa iktidar medyası içerisinde de Engin Dinç'in ve Ali Yerlikaya'nın görevden alınmasını, görevden uzaklaştırılmasını isteyenler söz konusu. Ee, bu sebepledir ki bu gürültü dün akşam bir toplantıya yansıdı. Yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki önemli ismi MİT müşterilerini ve Adalet Bakanı'nı Beştepe'ye davet etti ve orada konuştular. Fakat esas olması gereken isim yoktu orada. Tartışmalar bu sebepten dolayı biraz daha da alevlendi. Çünkü tüm bu tartışmaların göbeğindeki isimlerden biri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evet. konumu. Ve Ali Yerlikaya doğrudan emniyeti ilgilendirebilecek bir konuda davet edilmedi, görüşlerine başvurulmadı, ne düşünüyorsunuz den denmedi. Bu Bu tablo... Biraz daha e, Ali Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini düşünenlerin elini kuvvetlendiriyor. Ki kaldı ki Sözcü TV ekranlarından da izlediğimiz e, sevgili Fatih Portakal da alınırsa şaşırmayın dedi. Hakikaten de şaşırmamak gerekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili eğer bu denklem çözülemezse bir görevden alma gerçekleşirse şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor. Tabii Ali Erlikaya ile aslında ilk normalleşme tartışması o zaman başlamıştı yapılan operasyonlarla. Şimdi aynı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da başkentte çeşitli temaslarda bulunduğunun iddiasının ortaya atılması eş zamanla hakikaten dikkat çekici. E, tüm bunları Hazine ve Maliye Bakanı nasıl yaklaşacaktır? Doğrusu en çok onu merak ediyor ekonomistler de. Şu anda sosyal medyaya baktığımda evet. onlar da ekonomik olarak sorguluyorlar. Ali Al ayak Kaya koltuğundan kaldırılırsa ne olur? Tekrar Süleyman Soylu mu olur? Olursa ne olur? Nasıl anlaşılır bu durum piyasalarda? Bunu tartışıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kaçındığı ifadeyi söyledin. Bizzat darbenin kenarlarında dolaşan tariflerde bulundu ama e, kanun dışına evet. çıkanlara hukuk önünde hesap soracağız vesaire ama e, hakikaten yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olduğu düşünülen bilinen e, medya organlarının dilinin aynısını kullanmıyor şu anda kürsüden. Ama mesela şunu söylüyor. Kuklayı da, kuklacıyı da oyunu yazanı da biliyoruz diyor ama isim vermiyor. E, odak işaret etmiyor. Burada yaptığı tarif e, kimi ilgilendiriyor olsa gerek. Doğrusu izleyiciler de anlam verememişler. Oyunu yazan kimdir? Burada net bir FETÖ ve Pensilvanya vurgusu varsa açıkça söylerdi başka bir yeri işaret ediyor olmalı ya da başka birilerini işaret ediyor olmalı diyenler var. İzleyicilerin yorumu bu bir buna katılıyor musun? 2 17-25 Aralık hatırlatmasında bulunan izleyicilerimizle MHP'nin kurumsal olarak 17-25 Aralık'ta hesaplar sorulmalı. E, tapeler izaha kavuşmalı şeklinde e, o günlerde pankart girişimlerinin bile olduğunu hatırlatmışlar. Nereden nereye şeklinde yorumlar geldiğinde belirtmeliyim. Ama asıl merak ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmiş olduğu cümleler. Esas konulardan biri şu sanırım. E, şimdi fetövari yapılar deniliyor ve e, tartışma şu ki, bu yapıların içerisindeki isimlerin aslında kimilerini kripto fetöcü olarak nitelendiriyorlar. Zaten e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikayan'ın açıklamasına bakarsak bu iz, e, imayı görmek mümkün. Yani kripto oldukları, gizlendikleri ve şimdi e, bir yerde görevlerini yapmak üzere e, iktidarı zora sokmak ya da bir takım... ...hamleler yapmak üzere yeniden ortaya çıktıklarını görüyoruz. Yani FETÖ vari söyleminde bunu Evet. Diyor. evet. Bir yandan şunu çok iyi görmek gerekiyor ki farklı yapılanmalar var. Farklı cemaatler, tarikatlar, e, gruplar var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın kadrolar bir yanda emniyet ve yargı içerisinde. Hı hı. E, adını şöyle tarifleyelim, direbiliriz belki. Milli damarcılar, köhüzcüler gibi bir takım yapılanmalar ekstra olarak söz ediliyor... Yani daha önce işte FETÖ dediğimiz ye, yekpare olarak belki de karşımıza çıkan e, yapıların benzerlerinin küçük küçük belli yerlerde öbeklendiğini, o, odak haline geldiklerini ve bir takım soruşturmaların e, seyrini etkileyebildikleri söyleniyor. Zaten böyle bir gruplaşma olmasa herhalde yargıtay seçimleri 35-36-37 böyle turlara kalacak değil değil mi? Sadece isimler yarışıyor olsaydı herhalde ya tıkandı arkadaşlar aramızdan birini seçelim ya da iki aday yarıştıralım en azından diye yargı inisiyatif alabilirdi. Anlaşılan kendileri alamıyor ki güçlerin uzlaşmasını beklediler. Güçler de gerçi orada mesela nasıl uzlaştı bilmiyoruz. Şimdi MHP'ye yakın taraf çekildi. Böylelikle Akarca'nın devamı sağlandı diye erken analizler vardı. Hop ertesi gün bambaşka biri kazandı seçimi. Ve yeşil cübbeli bir isim kazandı evet. yani daha yumuşak bir dönem olabilir mi sorusunu gündeme getirebilecek bir isim isim kazandı hı hı. yani kırmızı cübbeli değil artık e, yargı Yargıtay'ın başkanı e, cezadan ziyade hukuk alanında ve bu nedenle acaba bir yumuşama olabilir mi iddiası gündeme getirilmeye başlandı şimdi buna ek olarak e, bir güç çatışması olmasaydı bir taraflaşma olmasaydı bırakın yargıyı Emin olun Sinan Ateş soruşturmasındaki bugün kamuoyuna yansıyan çok sayıda bilgi kamuoyuna yansımazdı. Osman Kavala o kararı hinga... mesela, konu oraya geldi madem. Yumuşama döneminin simge kararı olacak deniyordu. Oy birliğiyle reddedildi. Hem oy birliğiyle reddedildi, hem e, biliyorsunuz mahkeme heyeti değiştirildi Can Bey. Evet. Yani yargılama başlamadı. Daha doğrusu yeniden e, yapılan o başvuru gündeme gelmeden önce... E, heyet değiştirildi ve heyete atanan e, isim de ilginç. Yani dün hatta bizde araştırırken bunun e, dikkat çekici olduğunu gördük. E, i̇şte Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebini değerlendirecek mahkemeye atılan yeni heyet içerisinden biri bir isim şu. Hani Ak Partili Başakşehir Belediye Başkanı'nın Belediye Başkanlığının hukuk işleri müdürü olarak çalışırken evet. avukatlıktan hakimliğe geçiş izni verildiği dönemde. E, hakim olan bir isim yani bizzat AK Partili belediyeden geçmiş ve ağır ceza hakimi olmuş bir isim. Yani bir yumuşama olacaktıysa bir AK Parti tarafından e, bir söylemde eylemde yumuşama gerçekleştirilecektiyse bunu daha iyi uygulayabilecek bir hakim bilmiyorum ben. Ama görüyoruz ki oy birliğiyle reddedildi. Zaten geçtiğimiz gün yine e, Sözcü TV ekranlarında söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'le görüşürken söz konusu gezi davası olduğunda diğer gezi davası tutukluları ve hükümleri için sessiz kalırken dinlerken söz konusu Osman Kavala olduğunda siz onun ne yaptığını bilmiyorsunuz diyor Özgür Özel'e ve bu, bunun AK Parti tarafı bunun tutanaklara da geçtiğini, görüşme tutanaklarına da geçtiğini söylüyor. Yani e, bana biraz iyi niyetli yaklaşım gibi geliyor. Hani ilk başta Osman Kavala'nın tahliye edilebileceği ihtimali kaldı ki bu kadar güç çatışması varken, emniyetle ilgili bunlar yaşanırken, yargıyla ilgili bir takım çatışmalar yaşanırken ve üstüne üstlük MHP lideri Devlet Bahçeli Kavala için e, çok ağır ifadeler kullanırken neredeyse onun içeride kalması gerektiğini söylerken kalkıp da en başta Osman Kavala'nın tahliye olacağını düşünmek bana biraz saf demeyeyim ama iyi niyetli bir yaklaşım olarak geliyor ne yazık ki. Evet, Kavala'nın davası siyasi bir davadır elbette ama e, belki daha önce e, öncesinde Tayfun Kahraman ya da daha da açık olacaksa e, Can Atalay gibi Mine Özerden gibi hala tutuklu bulunan çok sayıda isim tahliye edilebilir. Ama Osman Kavala ve bakın yarın Kobani davasının duruşması var. Yine oraya da bağlamak gerekecek. E, kalemin aktardığına göre yarın Kobani davasında karar verilecek Can Bey. Ve e, öyle görünüyor ki çok ağır cezalar çıkacak. Yani işte Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda eski HDP'li siyasetçiye çok ağır cezalar verilecek. Ağırlaştırılmış müebbetler verilecek. Şimdi... Bu bir yumuşama sinyali olamaz elbette. Ama bir yumuşama olacaksa ve bir takım ta, e, siyasi davalarda bir takım adımlar atılacaksa en son adımlar Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş olabilir. Ee, en başta buraya sıra gelmesi pek mümkün görünmüyor. Kaldı ki e, ben şu aşamada AK Parti cephesinden bir yumuşama olma ihtimalini de görmüyorum. Hele ki emniyette bunlar yaşanırken e, hele ki bir emniyet müdürü emeklilik dilekçesi istenmiş ve emeklilik dilekçesini vermeme noktasında direnç gösterirken ben AK Parti ile MHP'nin bu konularda daha fazla gerilebileceğini düşünmüyorum. Bam telini sorarak bitireyim. Bundan sonra ne olacak? Ee, bu haliyle sınırlı mı kalacak? Bu tip girişimler, bu tip tarifler duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yargıda birkaç adım göreceğiz belki emniyette ve bu haliyle sınırlı mı kalacak yoksa herkesin bir şekilde ortaya attığı tahminler gibi bu bir değişikliğin işte öncü adımları mı? Patikanın ilk safaları mı? Ne olacak ne bitecek? Çok ciddi görev değişiklikleri bekliyor muyuz mesela bu süreç sonunda? Bir hareketlilik başladı mı? Şöyle belki... Tamamını cevaplamak çok erken bir yorum olur çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bize AK Parti kulislerinden gelen çok sert mesajlar verecek söyleminin aksine hakikaten de dengeleyen sakin olun ben takip ediyorum sürecin farkındayım neler olduğunun da farkındayım ama sakin olun mesajını verdi bu belki bazı yorumları yapmamızın önünde bir engel haline geldi fakat. Şu bir gerçeklik zaten cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi, hatalı olanı da köşeye alacağını, e, eksi olanı da köşeye alacağını söyledi. Bu Ak Parti içerisinde bir takım değişiklikler olacağının ilk işareti. Fakat mesele kabinede bir değişiklik olup olmayacağı çünkü iş çok hassas bir noktaya geldi. E, daha önce kabinede bir değişiklik yapmış olsa, Adalet Bakanlığı değiştirse, İçişleri Bakanlığı değiştirse, belki denilecekti ki ya seçim sürecindeki başarısızlık, kentlerindeki başarısızlık ama artık bu saatten sonra ee, güç kaybı ya da e, bakanı bir takım siyasi sebeplerle görevden alma olarak anlaşılacaktır ne olacak derseniz taraflar birbirlerini tartmaya devam edecekler ya bir yandan Sinan ateş soruşturmasının ayrılan kısmıyla ilgili belki belli başlı noktalar yine emniyetten ee, bir şekilde sızacak. Ee, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının nereye evrileceği ki onun da bir takım yerlerinin e, adreslerinin ülke ocaklarına çıktı ki onun da ayrılan bir kısmı var biliyorsunuz yine Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının. Yine onun da doğrudan doğruya ülke ocaklarına dayanan belli başlı kısımları var. Sinan Ateş soruşturması tam anlamıyla zaten ülke ocaklarının kapısına dayanmış durumda. Ee, tüm bunlar olurken ee, AK Parti ile MHP yani iki e, Cumhur İttifakı ortağı birbirlerini tartmaya birbirlerini ölçmeye birbirlerinin tansiyonunu e, yeri geldiğinde yükseltip yeri geldiğinde düşürüp istediklerini yapmaya çalışacaklar. Şu net Erdoğan e, 31 Mart öncesindeki tabloyla devam etmek istemiyor fakat ittifak ortağı buna alan açmıyor. Bu sebeple biraz daha birbirlerini tartıp yıpratıp buna göre bir yol alacaklar. E, fakat bu e, bürokrasi emniyet bürokrasi içerisinde yaşananlar e, meselenin en üst en üst aşaması burada bir takım görevden almalar kaçınılmaz görünüyor. Fakat kimin görevden alınacağı açık söylemek gerekirse AK Parti ile MHP'nin ne, ne gibi bir e, tansiyonda bu birlikteliği götüreceklerini gör, gö, gösterecek. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde biz Ankara Emniyetinde bazı değişiklikler göreceğiz. Peki bakalım neler olacak. Takip etmeye devam. Teşekkür ediyorum Altan Sancar. Kolay gelsin. Yargı notlarıyla devam ediyoruz. Şimdi.